Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Hollow Knight severler. Hepiniz hoş geldiniz. Efendim sizlerle birlikte bir önceki bölümümüzde bu Crystal Peak bölgesinden aslında aşağıya atlamıştık. Şu uzun boşluktan. Ve buna bağlı olarak yeni bir bölgeye geldik. Resting Grounds'dayız. Bu bölgenin haritasını bulmaya çalışmayın çünkü haritacı bu bölge içerisinde değil. İlk olarak sağ tarafa gidiyoruz. İnceliyoruz bu içeriği. Vessel'ı korumak için, ya yani Vessel hani içerisinde bir şeyler barındıran beden, vücut ya da kap gibi düşünebilirsiniz. Ben buna Vessel diye devam edeceğim. Vessel'ı koruyabilmek için Dreamer hani rüya görenler diyebilirsiniz. Rüya görenler uyumaya devam ediyor veya uyuyorlar. Monomon the Teacher yani öğretmen Monomon kendi arşivlerinde sis ve işte tozun arasında bulunuyor. Lurian the Watcher hani izleyici gözcü Lurian kendi şeyinde kulesinde şehre bakar şekilde kalıyor. Hera the Beast yani canavar Hera kendi mağarası diyelim kendi mağarasında ve bu krallığın ötesindeki krallığın içerisinde bulunuyor. Ve onların bu kendilerini adamışlığına bağlı olarak Hollow Nest ebediyete kadar var olmaya devam ediyor. Ve bu üç karakterin lokasyonu haritamıza eklendi. Üç karakterin maskesine dikkat ederseniz daha önce biz bunları görmüştük. Black Egg Temple'da bir tane böyle mühür gibi içerik vardı. O büyük yumurtamsı yapının önünde. O yapının önündeki üç simge bizim maskemize benziyor ama aynı değildi. O maskeler bu maskeler. Buradan daha öteye gitmeye küçük gölge. Yani buradan karanlıktan çıkıp git. Yani çıkıp gitmenize şöyle karanlıktan çıkarak bu climb kısmı kritik. Yani dağ tırmanma gibi düşünebilirsiniz. Yani karanlıktan çıkmak için tırmanarak kaçmana sebep olan şey nedir? Bunun kutsal krallığa gelmesine veya geri dönmesine sebep olan şey nedir? Mühürlerin ötesindeki bir çağrı mı? Vessel tarafından ya da ışık tarafından? Mühürleri kırmak isteyecek mi? Onlar kırılmamalı veya kırılamaz. Vessel gücünü kaybediyor. Veba ya da hastalık tekrardan yayılmaya başladı. Kırılmak zorundalar. Ama yine de bizim mühürlerimiz yani var olmaya, o Vessel'ı korumaya ve kapalı tutmaya, mühürlemeye devam ediyor. Bizim görevimiz devam ediyor. Bundan kurtulması lazım. Bizim görevimiz aslında yerine getirilmeli. O zaman bu mühürlerin kaldırılmasının gerçekleşmesi gerekiyor. Bu üç özel karakteri görüyorsunuz. Şimdi bizi rüya evrenine ışınlayacak. Git diyor küçük gölge. Git bizim diyor sakin sakin uyumamıza izin ver. Bir müddet beklerseniz burada bir tane NPC karakter göreceksiniz. Kendisi hareket ediyor. Önümüze platformlar çıkartıyor. Şimdi haritayı açtığımızda haritada 3 tane şu şekilde. Biri burada. Biri sol tarafta. Biri de henüz gidemediğimiz bir yerde. Biri burada. Biri de henüz gidemediğimiz şu kısımda. 3 tane kafa içeri çıkıyor. Oyunun birinci sonunu elde etmek istiyorsanız şu an buradaki içerikleri tamamladıktan sonrasında bu bölgeleri ziyaret edip bu karakterle ulaşıyorsunuz. Bu karakterlerin maskelerini yok ediyorsunuz. Yok ettiğiniz maskelere bağlı olarak o Black Temple'ın yani şuradaki işaretli olan kısmın içindeki şey kayboluyor, mühür kayboluyor ve orada son boss'a kapışıyorsunuz. Oyunun birinci sonu böyle elde ediliyor. Biz tabii ki alternatif başka bir sona gideceğiz. Burası rüya alemi. Geldik buraya. Dinliyoruz bu arkadaşı. Ne kadar diyor dehşet bir kadere seni terk ettiler. Seni ruh ile beden arasındaki bir diyara terk etmiş bulunuyorlar.
Onların diyor yargısını kabul edecek misin? Onların sana biçmiş olduğu bu sonucu kabul edecek misin? Yavaş yok mu olacaksın? Yoksa diyor önündeki silahı alıp kendi unutulmuş hayalinden veya unutulmuş rüyandan kurtulacak mısın? Tabii ki de bir silah alıp kurtulacağız. Sen başka bir şansınız yok bu arada. Hani HDD gibi bir opsiyonunuz yok. Ve Dream Nail içeriğini elde ettik. Y'ye uzun basarak ya da ilgili tuşa uzun basarak bunu kullanabiliyoruz. Birkaç farklı kullanım alanı var. Bunları yavaş yavaş tanıtacağım ben sizlere. Bu NPC'ye konuşuyoruz. Aa diyor, döndün. Uyanmışların dünyasına tekrardan hoş geldin. O görmüş olduğun figürler aslında Dreamer'lardır. Hani sahip oldukları küçücük bir şeye bağlı olarak, güce bağlı olarak seni aslında o saklı bölgeye gönderdiler. Fakat diyor şu an tuttuğun bu Dream Nail sayesinde aslında sen uyanmışların dünyasıyla uyuyanların dünyası arasındaki geçiş sağlayabiliyorsun. O Dreamer'lar dahi kendilerini böylesi bir silahtan koruyamazlar. Fakat yine şunu kabul etmeliyim. Sahip olduğum bu Dream Nail silahı zaman içerisinde biraz paslanmış durumda. Ama daha önceden sahip olduğu gücü beraber tekrardan yerine getirebiliriz. Bunun için diyor bana Essence getirmen lazım. Bunlar diyor ışıktan ortaya çıkan ve rüyalarla oluşturulmuş varlıklardır, fragmentlardır. Bunları nerede bulursan bul, topla ve bana getir. Gidip bundan toplamamızı istiyor. İlk başta 100 tane almamızı bekliyor. Buraya ışınlanıyorsunuz. Az önceki bölgede değilsiniz. Dreamer olarak belirteceğimiz karakterler haritadaki bu maskelenmiş olan kendilerini bu krallığı kurtarmak için feda etmiş olan 3 karakteri ifade edecek. Vessel bu şey kısmında Black Egg Temple kısmındaki kilitli kalmış bu 3 karakterin kendisini feda etmesi sonrasında oraya kendini kilitlemiş olan karakteri ifade ediyor. Ve biz şu an bu Dreamer'ları aslında bulup yok etme gücüne sahibiz. Bu ağaçlarımız vardı. Bu ağaçları bu şekilde aktive edebiliyoruz. Aktive edince şöylesi parıldayan kırmızı içerikler ortaya çıkıyor. Bu içerikleri toplamak için odayı terk etmemeniz lazım. Odayı terk ederseniz resetlenir. Topladıklarınızı tekrar almanıza gerek kalmaz. Bir sebepten ötürü resetlenirse tekrar toplamak zorunda kalmıyorsunuz. Toplamadıklarınızı almanız gerekiyor sadece. Topladıkça sol tarafta yazıyor. 7, 8, 9, 10. Bu şekilde 100 tane toplamamızı istiyor kendisi. Şimdi bir ses çıktı, hafif bir titreme gerçekleşti. Bu ağaca ait olan bütün Essence içeriklerini topladığınızın habercisidir. Topladığınızda emin olmadıysanız ağaca tekrar gelin, kendisi şekil değiştirdiğini göreceksiniz. Bu şekilde gelmesi bu ağaca ait olan içerikleri tamamlamış demektir. Haritacımızın sadece notu var. Kendisi asla burada NPC olarak bulunmaz. Burayı hemen terk etmeyeceğiz. Biraz tanıtacağım içerikleri vesaire var. Buraya hani ritüeller düzenlemek için eskiden şeyler gelirdi diyor. Müşteriler gelirdi. Yani şey yolcular. Fakat artık gelmiyorlar. Belki de diyor ölüler hani herhangi bir şey... Hani, ölüler kendi ritüellerini kendileri yapıyordur. Burası tek bir ağaçlık. Yani dönmek isteyen arkadaşlar varsa buradan dönebilirler. Onu en azından tanıtmış olduk. Hemen karşısındaki odaya giriyoruz. Burada Dream Shield charmını elde ediyoruz. Takmanız durumunda karakterinizin etrafında düzenli olarak dönen bir kalkan ortaya çıkıyor. Hem düşmanlara hasar veriyor hem de bir kerelik böyle yani şöyle diyeyim aralıklı olarak bir tane saldırıyı blokluyor. Şimdi bu bölgenin haritasına sahip değiliz. Oh, evet. Notlara uygun gitmek lazım. Önce 4 malta gideceğiz. Haritamızı alacağız. Sonrasında keşfedeceğiz burayı. Yani nereden nereye gittiğimi göstermek için.
İki arada bir kontrol ediyorum ne yazdım yoksa. Kalitesi böyle bir %20 %30 düşecek videoların. Besting Grounds'un haritasını aldım buradan. Geldik tekrar Resting Grounds'a gidiyoruz. Şimdi haritayı göstermek gerekirse şurası bir yerdeyiz. Şuradaki kapı henüz açılmaz sağ taraftaki. Onu o yüzden görmezden gelin. Aşağıya düşüyorum. Şimdi burası titriyor gördüğünüz gibi. Tırıp aşağı iniyoruz. Burada kırılan çok fazla yer olacak. O yüzden dikkatli ilerleyin. Dehşet düşmanlar var şu arkadaşlar. Bir tık avantajlılar bu bölgede. O yüzden sakinliğinizi koruyarak ilerlemenize fayda var. Böyle şöyle çıkıyormuş gibi yapın. Dikkat edin, bir miktar essence elde ettik. Belli başlı düşmanlar, belli başlı değil. Düşmanlar birbirlerine saldırırken bazen essence elde edebilirsiniz. Buradan bunları aldım. Buna dikkat edin. Bunlar da dikenlere düşüyorlar. Hemen altında kendisi. Ben böyle yani buraya çıkıp Descending Darkness aldım. Sonra da kendisini öldürmeyi tercih ediyorum. Buradan Wanderer's Journal aldık. Buradan bir yeni çağırma elde edeceğiz. Soul Eater aldık. Soul Eater hani göstermek gerekirse şu şekilde. Şuradaki arkadaş. Bu sizin aslında düşmanlara saldırdığınızda elde ettiğiniz ruh miktarını çok yüksek oranda arttırıyor. Şundan daha başarılı. Eğer ki sık bir şekilde büyü kullanmak istiyorsanız ve Soul Eater takacak kadar şeyiniz varsa, çağırmalarınız varsa faydalanabilirsiniz. Şimdi... Burada hala yapacağımız içerikler var. Ben şu an için bu kadarıyla tamamlıyorum. Çünkü o içeriklere dair önemli kısımları henüz keşfetmedik. Burası geldiğimiz yer. Oraya gitmek istemiyorum. Şöyle bir gir çık yapın. Arkadaş bizi öldürmesin. Şuradaki duvar kırılıyor. Şuraya gir çık yapın. Buradan Hollow Nest Seal aldık. Ve şurayı kırıyorum. Kısımdan devam etmeyeceğiz. Burada bir tane asansörümüz var. Bu asansörün bir aşağılara vesaire gittiği bir yer var. Ben şu an için sol tarafa gidiyorum direkt. Bir bölgesini belki keşfederken bu büyük düşmana denk gelmiş olabilirsiniz. Evet, sahip olduğu can ve vurduğu hasar müthiş. Öldürürüm diye olmuştu ama bir tık az canlılık. Bu sefer yukarıdaki düşmanı görmezden gelebiliyorum çünkü onlar bir işim yok. Ve
dediğim gibi bu asansörü şu an için görmezden gelin. Onunla çok çok daha sonraları nereye atıyorsun sevgili karakter? Yukarılara saldırabilir bu arada. Hani şey gibi düşünmeyin. Dostum, ölecek misin? Bir içeriğini tanıtmak niyetindeyim. O yüzden aslında bayağı uğraşıyorum. Hayır. Çiftler çiftler can götürüyor olması cabası. Harika. Bu kadar uğraşmaya 50 Gio veriyor. Tanıtmak istediğim içerik bu. Teşekkürler. Şu arkadaşı çeviriyorum. Buradan yukarı çıkabileceğiz. Şimdi yukarıda özel bir karakter var. Şu an hiç onu görmezden gelin. Onları ben ayrı bir videolardan çıkarmak niyetindeyim. Burası bir başka tren istasyonu kısmı. Bu istasyon... Şöyle harita gel. Forgotten Crossroads'da gördüğümüz bir tane tren istasyonu vardı. Orayı buraya bağlayacak. Bu iki bölge arasında seyahat etmemize imkan tanıyacak bir lokasyondayız. Tekrar aşağı düştüm. Burada ilerliyoruz. Ve Mavi Göl'e hoş geldiniz. Efendim, City of Tears'da, bu gözyaşları şehrinde, yukarıdan yağmakta olan bir yağmur vardı. O yağmur aslında bu Mavi Göl'den geliyor. Bu gölün suyu oraya akıyor. Şeyle geçmek mümkün. Siz söylediğinizde Crystal şeyle Super Dash'le geçmek mümkün. Ben sevdiğim için vakit geçsin istiyorum burada. Bizim şövalyeci arkadaş burada. Bu arkadaş biraz bu kısımda benim canımı sıkmıştı. Diyor ki burası diyor ne kadar da diyor sakin bir yer. Ben diyor aksiyon arıyorum. İşte dehşet, ölümcül savaş. Burası diyor bu işte bu manzara falan beni diyor sıkıyor. Çok diyor sakin, çok sıkıcı. Buraya geldiğinizde aslında haritamız bir başka bölgeye bağlanıyor. Ve burada hani tam haritayı göstermek gerekirse toparlayabilirsem şöyle. Şurada Mavi Göl'den geçerek bu kısma gelmiş bulunuyoruz. Resting Grounds kısmını şu an aslında tamamladık. Yani Resting Grounds'taki içerikleri en azından şu an yapacağımız içerikleri aradan çıkardık. Bunu şunun bu arkadaşlar. Hani Quick Focus vesaire dilerseniz alabilirsiniz. Ondan daha da kıymetli olan içerik şu. Şu an bir sonraki Charm Lodge'u almak için kaç tane Charm'a ihtiyacım olduğuna bakıyorum. İki tane daha almamız gerektiğini söylüyor. İki tane daha elde edince yani gelip kendisinden bu Charm Lodge'u alabilirsiniz. Yani ben belli başlı içerikleri biraz gecikmeli olarak yapıyorum. Dolayısıyla oradaki akış her zaman şey olmayabiliyor. En ideal olmayabiliyor. Sizler biraz daha rehber sesi çekmek derdinde olmadığınız için zamanınızı biraz daha uzatarak belki gelip buradan o Charm'ı alabilirsiniz. Charm Lodge'u alabilirsiniz. Ben elbet gelip alacağım. Çünkü zaten oyun hani oyundaki bütün içerikleri dahil edecek şekilde kurguladığımız bir rehber serisindeyiz ama aklınızda bulunsun efendim. Hani böyle bir opsiyonunuz, böyle bir imkanınız var. Burayı dinlendim. Çağırıyorum bu arkadaşım. Bir sonraki bir bölümde gideceğimiz yere doğru yavaş yavaş yol alacağım. City Store Room'a gidiyorum. Yine dashliyorum buradan. Şimdi zamanında gösterdiğim simple key ile açmayın dediğim bir yer vardı. Orayı açmaya gidiyoruz aslında.
Şu an için satıcıya satabileceğim itemleri satmıyorum. Onlar envanterine dursun istiyorum. Olur da ölürsem mesela başa bir şey gelmesin diye. Burayı inceledim ve Simple Key kullan dedim. Bir sonraki videoda bu açılan kapıdan ya artık kuyudan aşağı inerek yeni bir bölge keşfedeceğiz. Yeni içerikleri aradan çıkartacağız. Orada görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.